Ben kişisel bir vatandaş Hakan, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı Hakan, terörle mücadelede şehitlerimizi rahmetle analım, gazilerimize selam, sevgi saygılarımızı iletelim, ailelerine de hürmetlerimizi iletelim. 1984 resmi kayıtlarda 70'ten beri süre geliyor ama o 84 itibariyle 50 bin şehidimiz var. Toprağın altında evladımız hepsini Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. Ortada da net bir terör örgütü var. Bunu da kurduran bir Amerika var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devletinin iradesi olmasa bu coğrafyada 10 kişi bir araya gelip değil bir devlete herhangi bir güce sorun çıkartamaz. Hani gerçeklik üzerinde Maalesef bu terör örgütünün e, siyasi uzantısı olduğu tescilli bir siyasi partiyle ittifak yaptığın an... ...bu duyarlılığa hassasiyete sahip herkes tarafından eleştirilirsin kardeşim. Nokta. Şimdi Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor. Söylediği şey bu. Sen yırtın masanın üstüne çık. Haykır bağır. Öyle değil böyle de yüz Bu bir gerçek. Biz... Genel seçimler esnasında bunu altılı masa kavramını ilk Türkiye'ye getirdiklerinde ve gerçekten inanmadıkları şeye insanların inanmasını beklediklerinde bunun karşıtı olarak tezlerimizi ortaya koyarak karşıtlık yaptık. Dedik ki bunun inandırıcılığı yok, hayatın doğal akışına aykırı. İttifaklar birbirine benzer insanlar arasında mümkün olabilir. En azından kırmızı çizgileri Örtüşen insanlar arasında ittifak mümkün olabilir. Siyasi partilerde de farklılıklardan ziyade ortaklaşalarının çok olması lazım. Şimdi sen CHP olarak diyorsun ki ben işte Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temsili milliyetçi vatanseverim diyorsun. Sonra kalkıyorsun Öcalan'a sayın diyen, Demirtaş'a özgürlük diyen e, ve bunun mottosu olarak alenen söyleyen, bir siyasi partiyle ittifak yapıyorsun. Ya sen insanların zekasıyla dalga mı geçiyorsun? Ya bir geri zekalı olsan, yani geri zekalı, bunu sorarlar da. Adama çocuğu sorar. Der ki baba, sen bir taraftan milliçilikten, e, ülke birliğinden, milli mücadeleden bahsediyorsun. Bir taraftan terör örgütünün sembol liderlerini kutsayan bir zihin yapısıyla ittifak yapıyorsun. O ne bu ne der? Hani geri zekalısın diyelim ama. Hani en kötü bunu sorarsın ya. Yani. Şimdi sen bunu yaptığın sürece de bu topraklarda muvaffak olma. Yani sokak başından sokak başına koşu yarışı yapsan kaybedersin. Kazandırmaz bu millet. Mümkün değil. Nitekim hani ben bunu söylüyorum söylediklerimi de temellendireyim beğenmezler ya sallama yere. Son 17 seçimdir bunların bir galibiyeti kazancı var mı? Yok. Olamayacak da olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak.